Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Makas mutfakta. Bunu da ben buraya koymuştum ama. Ha, ben kaldırdım onu. Bunu buraya mı asalım? Şöyle sence? Yoksa çocuk odasının camına mı asalım? Böyle asalım. Yok, yukarı olmaz. Şöyle asalım. Oralara basalım. Normalde cam şey ya. Sizin camınıza diye aldım ben bunu. Şöyle kaybolum. Mika'nın arkadaşından. Mika'yı. Bana unutturma çocuğum. Az sonra 3 euro vereceğim sana. Talha'ya vermen lazım. Talha'ya. Ya peki Ömer'in kafasına göre bir yerlerden kesmesine kaç puan? Hiç sırasıyla gitmedi. Çünkü hediyelerin büyüklüğüne göre yapıyor. Vallahi izin vermiyorum ama ağlıyor. Ay dedim ne yaparsan onu yap Muzur. Bir kere buradan gitmiş. Bir kere buradan. buradan. Bu arada Ramazan bu sene 29 günmüş. Allah. Haydi çocuğum. Herkese günaydın demiş miydim bu arada hatırlamıyorum ama yeni bir günde. Ben dedim herkese. Günaydın. Dedin mi? Evet. Ama öyle ellemek yok, sürpriz olacak. Aç bir tane sırayla. Allah'ım yarabbim. Ya şeker çikolata var ya da oyuncak var. Çikolata olmasın ha. Çikolata olmasın ha diyor. Kız bırak, kapatma çocuğun gözlerini. Ömer'in tırnaklarını kesiyorum. Kreator dün bahçeye girmiş de hep toprak yapmış. Anam çikolata çıktı. Çikolata mı? Çikolata çıkınca da bir morali bozuluyor. Aaa! Sakın! Sevindin mi? Evet. Ay Ramazan iyi ki gelmiş mi? Muzur'la evlerdeyiz biz. Bugün anne, Ömer ailesiyle ben bugün bir yere gideceğim. Anne, ben bunu görmüştüm. Bir sürü var. Evet. Ay. İyi hadi ama şekerini hemen şimdi, sakızını hemen şimdi yapmıyorsun. Az sonra kahvaltı yapacaksın, ondan sonra tamam. Babam da gelecek. Baban gelmeyecek ama biz babanın yanına gideriz bugün. Arabamızı evet. Temizletiriz az bir vakti olursa. Evet. Gidelim mi babanın iş yerine? Evet. Tamam. Çünkü o çalışıyor. Hı hı. İyi hadi bakalım. Hadi bir şans açın. Çöplerimizi burada bırakmıyoruz. Anne, efendim. Dışarısı böyleyken ben mutfakta açmıştım. Tamam. Hadi bakalım. Yemek masası bahçe var arkadaşlar. Ama Gülşen o filme baktığı şey var ya. Tamam. Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz'in arkadaşıydı. Ama bizim senin kuzenin Ebu Bekir, onun adı sadece Ebu Bekir Sıddık değil. Kendisine de Ömer Halis Demir diyor. Ben Ömer Halis değilim, Ömer Halis Demir'im diyor. Ömer Halis Demir, Ömer Halis Sıddık. Hadi oğlum. Ben de uyuyayım diye. Tamam, onları da şöyle etrafına yap. Çok güzel. Evet. Biz Gola'ya geldik bakalım. Turgut'un yanına uğradık ama çok aşırı yoğun dedi. Yoksa ki dedi biliyorsun dedi normalde yaparım. Dedim olsun. Cuma gelirim. Değil mi? Çok pahalılar ama ya. Otur bakayım. Saat 10'da açılıyormuş, giremedik. Saat 9.35. Evet ya. Oturduk bunlara şimdi. Açılsın diye bekliyoruz. Neyse açık sağlanalım. Ben şimdi geldim anne. Tamam, 25 dakika sonra açılacakmış. Hala biz gelmemiz. Biz geldik. Her şey çıkarmışlar da kapıları yarım saat sonra açacaklar işte. Neyse açık bekleriz ya, vaktimiz var. Arkadaşlar hakikat gelmedi. Sadece biz geldik. Kazanan evet. Biziz. Kazanan biziz. Biz kazandık. Havada bekliyoruz. Hava soğuk diye de. Bu yana. Büyük şehrin derdi de çok. Anne sen şey söyleyeceğim. Koş tane birden.
Anne bak bir tane ambulans. Dört tane itfaiye. Evet. Büyük şehrin derdi büyük oluyor demem. Zaman... Çünkü biz şu an büyük bir şehirdeyiz. Bizim orası bir kasaba. Biz şu an anne, büyük şehirdeyiz. Çocuğum. Açılmadınız mı be? Kadının bir tanesi kapıda bekle dur oğlum 5 dakika kaldı. O 5 dakika yemin ediyorum var ya son bir dakikasına kadar açmazlar. Ölürler sanki. 9:55 geç açsalar. Muz olsun da onu atmışsın. Neyse bakalım. Anne niye 9 tane kaçtı itfaiye? 3 itfaiye arabası bir ambulans. Evet. Niye 3 tane? Demek ki büyük bir şey olmuş aşkım. Demek ki büyük bir şey olmuş. Öyle böyle. Bu arada gezin keşindeyiz. Ne söyleyeyim yani. Evet. Geldik bakalım masaların olduğu bölüme. Şimdi sabah da söylemiştim. Böyle sandalyeli bir şey istemiyorum. Bank. Bakalım şuralarda bir yerlerde. Aynen şurada görüyorum şu an. Aha vallahi de burada işte istediğim. Kız bak şöyle içine girsin istiyorum işte ben. Bizim oradakiler içine girmiyordu. 170 euro. 0 euro değil lan. Şunlar tabii ayrı satılıyor. Bunları almam büyük ihtimalle de. Bakın bunu istiyordum. 170 euroymuş. 170 euro. Yani böyle gerçekten 170. Şöyle içine sokabileyim istiyorum. Anne. Ya. Şöyle çok yer kaplamasın var aşkım var. Şunlar 30'lardan. Onları belki sonra alırım ama şimdi onları almayı düşünmüyorum. Çok güzel. Şunun fiyatı rengi böyle diye daha mı düşük? Acaba? Hayır daha pahalıymış. 183. Oturabilirsin. Şimdi. Evim kahverengi ama. Şimdi ben dinliyorum. Şu renk mi alsam? Bir bloktan yer var. Evet. Şimdi tek karar veremediğim. Gerçi bu da 199 lira, 200 lira, 200 lira da vermem. Çünkü çok fazla kullanmayacağım ben bunları. Taşınana kadar. Evet ya. Bak böyle istiyordum içine girmelik. Aradığımızı bulduk Ömer. Çok fazla ucuz değil ama. Değil mi? Disvay Bank'ı. Tiş kopu. Aynen. Ama bayağı tiş ayrı mı? Değil. Tiş Tiyaka 1.40. Zwei Bank'ı. Aynen öyle. 169 euro. İyi bari. Et kırfı ve tiş isken und ne infos. Ama da ben bunu internetten online de alırım ya. Et kel numarasını bir şey yapayım. Resim çekeyim. Olanlar için bunlar tabii daha güzel. Ama bunun her bir detayı ayrı para. Ama güzel. Bir de şöyle şu tarzdan var ama bu da sanki şey gibi be çay bahçesi banka gibi duruyor aynı. Evet anneciğim. Ben büyük ihtimalle şöyle bir şey alırım bizimkilerin altına. Ya da şunlar varmış bak 50 euro. Ama siyah var işte. Aman 50-50 yüzük donan vereceğim. Allah aşkına milletin götü rahat etsin diye. Şunlar otururuz. Böyle bir şey yaparım ben. Efendim aşkım. Güzel. Masanın rengi güzel de bank olarak güzel değil. Bankta hali güzel değil. Tabii en güzeli böyle. Banklar konforlu daha güzel. Daha konforlu değil mi? İşte bunlar için bu mutfak için. Oturabilir ya. Benim arkadaşlarım oturabilir değil mi? Evet. Çok çok uzun bu. Değil mi? Sadece masa 150. O bank 580. 100. Neyse. Böyle. Hadi gel bakalım. Gel şuradan ocak bakayım da ben. Benim ocağım da şey. Ocak 80 milyon. Evet. Bu 1549 euroymuş. Siemens'in. Acaba yemeği kendi kendine mi pişiriyor? Efendim çocuğum. Buzdolabına ihtiyacım yok. Yani büyük ihtimalle yemekleri kendileri pişiriyorlar herhalde. Ay anam kız ne diyor 969 ya mutfak alırım bir oraya. Evet. Şurada 289 var mı? 289 bile benim için çok pahalı.
Einbaum, Kochfeld 209 euroymuş. Baktın mı dolaplara? Evet. Burada da bir tane dolap var. Buzdolabına ihtiyacımız yok ki. Yeni bir eve çıkarsak. O zaman şey alacağım. İkili kapaklı. İkili? Hı-hı. Gel. O neydi kız öyle? Ay hayatımın şokunu geçirdim ya Rabbil alemin. Anne. He. Bak şimdi sen demin katılıyorsun ya. Televizyon. Televizyon değil lan o. Ne? Havalandırma. Aspiratör. Bak çok cici değil mi? Tam benim tarzım vintage. Ana. Ay çok güzel. De anasını yani. Tabi buraya duvar kağıdı olması güzel değil. Ya anne, olacak bilmem ne olacak. O 6899 bebeğim. Ama çok şık. Çok güzelmiş. Depo köşesi varmış. Bakın şöyle çok güzel. Bunlar da şey anne, yastıkları, sandalye yastıkları. Anne bak. Bunlar 15 euroymuş. Bundan 4 tane alabilirim. Anne. Gayet de uygun. Efendim. Sen şey söyleyeceğim bak. Kirak altında nasıl söylüyor? Biliyor musun toplaya? Ein vorbei. Das bin ist vorbei. Evet. Bu depotun eşyaları da şeyleri de çok güzel oluyor ha. Bunlar bile ayrı bir güzel. Çok acayip hoşuma gidiyor depotun dekorları. Liplings plants efendim çocuğum. Yastık kılıfı. Mı? Değil ne bu? Kesin hülle doh yastık kılıfıymış. Ne? Ay şunların güzelliği, renk efsane. Ay bırak bırak elleme gel. Pembiş. Ay mumlar çok güzel. Ay çok tatlı. 8.99. Anne bu aslında. Küçükler 5 oluyormuş değil mi? Çok güzel. Evet. Ama almayacağım lan bırak. Ne alacağım? Hayır pahalı saçmalama. Onu alınca yakmaya kıyamam ben yakıyorum. Demek çok tamam mı? Gel. Süs. Tabii hiç vazgeçemediğimiz köşelerden bir tanesi pembiş. Her bayanın içinde olan renk ama ben bu sefer daha böyle bir hardallı mardallı. Kelebek. Ama bırakır mısın kelebeği? Bırak aşkım oraya kelebeği. Onu almayacağız çünkü anneciğim. Gel. Gel çocuğum. Şimdi gezdik dolaştık. Arabam acıktı da. Niye olmuyor ha? Benzinimi doldurayım. Evet, sigorta binasındaki işimizi hallettik. Şeyden de çıktık. Nedir o? Bolle. Mağazadan. Bolle. Gel, elma alalım mı? Ben küçük oyuncaktan araba alayım mı? Hayır, oyuncak araba almayacağız aşkım. Niye? Gel şunları alalım bir tane. Çocukları akşamları doğuruyorum, seviyorlar. Anne bu ne için? Elma öyle bir şey için değil. Hadi hadi hadi. Simit yok burada. Başka bir şey alabilirsin ben ama. Dedim de. Simit yok. Şöyle. Ben donat diyorum. Donat. Ha donat burada yoktur. Yont. Bak şunlardan. Aa var. Olmaz mı? Hem de çok tatlı. Niye? Aa konfetili. Aa, hadi ondan 4-5 tane alalım. Ama bakılıyor. Çok şükür eve geldik. Ömer Halis'i şimdi Gülşen'e doyurdum. Ömer Halis sosis'e de hemen şöyle az bir şey sosis koydum. O pişene kadar da hemen şunları sizlere göstereyim. Bugün mutfakta çorbamı erkenden yapacağım. Çünkü akşam çocukları büyük ihtimalle pizza mı yaparım? Yani akşam üzeri bir hamur yoğurup pizza yapabilirim onlar için. O yüzden iki tane şöyle kaşar peyniri aldım. Neyse bakalım uzun zamandır kendime çiçek almıyordum. Şöyle karışık renkli
güllerden aldım. Elmaların da altılısını bıraktım. Böyle bunu aldım. 2 kilosu o altının fiyatınaydı. Altılısı da 1.79'du. Burada 1.99'du. O yüzden bunu aldım. Çünkü bizim evde bayağı bir gidiyor. Yarın şöyle güzel elmalı bir kek yaparım. 1 kilo şeker aldım. Canım acayip portakal suyu çekiyor. Portakal suyu aldım. Şunları o gittiğim şeyden aldım. Birer euroya. Hola'dan. Mobilya mağazasından birer euroya aldım. Bir de şunlar 7.99'a indirime gelmiş 9.99'dan. Bir tane de Emsa'nın termosunu aldım. Termosum yoktu, iyi oldu. 2 tane kaşar aldım. Şöyle ıspanak püresi aldım. 2 tane şöyle kabak aldım. Kabakla kendim akşam şöyle güzel bir cacık yapabilirim. Hem kabak, havuç rendeleyip ya da tarator yapabilirim. 2 tane tereyağı aldım. 1 tane maya aldım. Dediğim gibi hamur yoğurabilirim akşam. Mantar aldım. Şöyle çorba sebzeli aldım. İçinde havuç, turp, pırasa, bir de kereviz var. Şimdi kerevizler, yani şunlardan birazcık, biraz da mantar koyup bir tane soğan, bir iki patatesi hemen şöyle bir tencereye atıp güzel böyle kremalı bir sebze çorbası yapacağım. O yüzden sebze çorbamı erkenden yapayım. Ömer Halis öğlen vakti gene şöyle akşam üzeri acıkırsa çorba yedirim sadece. Yine salatalarını kullanmak için kaju. İşlenmemiş yani şey. Tazesi yani, öyle şeyli falan değil. Tuzlu muzlu falan değil. Kavrulmamış. Ceviz. Cevizim bitmişti. Şunu aldı Ömer. Donat aldık. 5 tane almıştık. Bir tanesini arabada yedi gelirken. Bu da iftardan sonra dedim. Kimse dedim bunu sakın ellemesin. Çünkü Gülşen ile Ömer her zor tutmadığı için. Dedim ellemiyorsunuz. Akşam dedim iftardan sonra beraber dedim. Film bakarken, izlerken açarız. Bir de şunu mobilya mağazasından aldı Ömer Halis. Böyle bakalım. Hemen vazomu da oraya hazırladım. Çiçeklerimi vazoya koyayım. Ömer Halis'e şunu vereyim. Ondan sonra dediğim gibi sebze çorbasını yapalım. Evet bakın, gülleri şöyle koydum vazoya. Burayı da hemen iki dakika toparladım. Şimdi bütün sebzelerden şöyle göz kararı, ay buharlandık bir dakika. Bütün sebzelerden göz kararı koydum. Ekstradan patates ve soğan da ilave ettim. Ondan sonra bir çorba kaşığı kadar tereyağında, normal sıvı yağ kullanmadım. Tereyağında bunları şimdi güzel böyle kavuruyorum. Ondan sonra ağzına dolduracak kadar suyunu ekleyeceğim ve düdüklü yatacağım. Şu IMC'nin düdüklüsü gerçekten çok büyük bir nimet. Bana bu tencerenin kapağını düdüklüyor tekrardan hatırlatan takipçime selamlar olsun. Neyse böyle bakalım. Şimdi çorbamız hazır olmuş olacak. Akşama da yemek olarak dediğim gibi kendime sadece çorba, yanına bir şey istemiyorum. Sadece işte tarator falan yapacağım. Dünden birazcık şey de var. Yani böyle yoğurt meze tarzında bir şey yemek istiyorum sadece. Başka da hiçbir şey yemek istemiyorum. Öyle. İşte şöyle havuçlu, kabaklı bir tarator da öyle hazırlarım. Hafif geçireyim böyle. Çorba hazır. Altını kapattım. Akşam blenderdan geçireceğim. O ara düdüklü ötene kadar bütün evi de komple bir süpürdüm. Elden geçirdi. Vallahi artık ben yatıyorum. Daha bir daha akşam saat 6'da 7'de kalkarım. Saat şu an kaç? Saat şu an 2. Vallahi tam böyle yatmaya yeltenirdim ki ikin namazı akma geldi. Şey, öğlen namazı akma geldi. Oy dedim bacım. O ara baktım tam 6 dakika var namaza. Şimdi 2 dakika namazımı kılayım. Ondan sonra ikindiye kadar 3 saat vaktim var. 3 saat inşallah uyuyabilirsem, ne ala uyurum. Uyuyamazsam da artık sadece dinlenmiş olurum inşallah. Evet sevgili takipçi kankalarım. Evet aşkım şimdi konuşabilirsiniz. Benim namazım bitti. Ben namaz kılarken sessiz olun dedim sadece. Evet canlarım benim. Vallahi öğlen namazını kıldıktan sonra az şöyle telefon yaptım. Telefona falan baktım. Telefona baktıktan sonra da uyuyakaldım. Saat 2.30 falandı. Bir uyandım. İkindi namazına ne kadar vardı? 20 dakika. Neyse bakalım, ezan okundu. Birazcık da öyle oyalandım yatakta. Namazımı kıldım. Elhamdülillah. Şimdi saat 6'ya geliyor. 5.40 zannedersem. Hamuru biraz fazla yoracağım bugün.
girdim, hamurumu yoğurayım, havuç taratorumu yapayım. Pizza hazırlığımı yapayım pizzanın. Şöyle tuz da getireyim. Şuraya kaynar suya süt ekledim. Yarım pakette maya ekledim. Şimdi şu unu şöyle tuzla bir karıştırayım. Böyle çok mayalı bir hamur yapmıyorum ben pizza hamurunu. Çok az bir şey. Hafif böyle şey yapacak kadar. Böyle taş gibi olmasın. Kıtır kıtır olmasın diye. Az bir şey. Sadece kaynar suyla sütü, soğuk sütü karıştırıyorum. İçine bir çorba kaşığı şeker ekledim. Yarım da maya ekledim. Bakın maya zaten hemen köpük köpük kabarmaya başlamış. Bunu şimdi şöyle bir yedireyim süte. Sütüm hala ılık. Ondan sonra böyle ılık sütle yoğuruyorum. Yani ılık su, süt, kaynar suyla sütü karıştırıp ılık bir sıvı elde ediyorum. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şurada şeker dibine çökmüş. Onu da alayım. Ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim yoğurmaya. Süte yedirdikten sonra geri kalan kısmı şeyde yapıyorum tezgahta. Bakın ipek gibi bir hamur oldu. Şimdi şöyle şunu koyalım. Ve ciciş ciciş mayalan, tamam mı? 1,5 kilodan falan, tahmini 1,5 kilodan hamur yoğurdum bu arada. Şöyle, çünkü sahura da pizza yapacağım Mika'yla. O yüzden dedim hamur birazcık fazla olsun. Ah, böyle bakalım. Şimdi havuç kabaklı taratorumu yapayım. Hamuru yoğurduk, attık yorganın altına. Şimdi 2 tane havuç rendeledim. Zeytinyağında çok az bir şey zeytinyağı ekledim. Şöyle hafif bir kavuracağım. Kavrulmayınca sevmiyorum ben ya. Hafif kavurmam lazım. Ama çok da fazla öldürmeyeceğim. Ya da öldürebilirim. Bilmiyorum. Ondan sonra bir tane de kabak rendeledim. Şimdi çorbamı blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Bakın çorbanın kremasını da eklemiştim. Kremasıyla kaynatmaya karar verdim daha sonra. Çok güzel. Şöyle tereyağı üzerine çıkmış. Asla sıvı yağ kullanmadım. Şimdi bunu güzel blenderdan geçireceğim. Ondan sonra iftarı yarım saat kala da güzel bir kere şöyle bir tıngır tır kaynatırım. Ondan sonra kaşar rendeleyeceğim. Pizzanın malzemelerini hazırlarım. Sonra bir yarım saat daha yatar dinlenirim. Saat 6 gibi de pizzalarımı hazırlamaya başlarım. Böyle bakalım. Buna da güzel böyle yoğurtlu bir sarımsak yapacağım. Dünden birazcık haydarim de var. Şöyle ben çorbadan sonra çatal çatal meze yemek istiyorum, soğuk soğuk. Yalnız ben bugün çok susadım ya. Allah'ım affetsin ya Rabbi. Hiç söylemek istemiyorum ama. Çünkü dün hiç su içemedim ben. Hiç su içemedim. O şeyim olmadı yani, uyuyakaldım koltukta. Uyandım gece saat 12'ye. Ondan sonra bir daha uyudum. Bir daha uyandım gece saat sabah işte 10-15 dakika vardı sahurun çıkmasına. Bir bardak su içtim öyle yalap şalap ama işte yani 2 gün boyunca içmiş oldum bir bardak su. Bugün daha çok suya böyle şey yapmak istiyorum kendime. Azıcık daha kalmışsın. Vallahi mutfak bulaşıklarını hallettim. Makine boşalttım. Çıkan bulaşıkları tekrardan makineye yerleştirdim. Hamurum ne kadar güzel kabarmış ablaları. Ne kadar güzel kabarmış. Hafiften şöyle eli yapışan bir hamur oldu mu?
inanılmaz enfes lezzetli oluyor. Şöyle peynirimi rendeledim. Şöyle bir tane karışık yapacağız. Ömer her sosis yediydi. Ondan 3 tane çıkartmış dedim. Onları da araya bir karıştır veririm. Bu artık soğudu biraz, onun sarımsaklı yoğurdunu yapacağım. Şöyle dünden kalan haydarim. Bugün iftar sofrası iftariyelik hazırlamayacağım. Çünkü zaten kaşarı vesaire pizzada yemiş olacağız. Şöyle pizzamız var. Kolamız var. Ay ben çok susadım. Çorbamı da blenderdan geçirdim. İftarı bir 10 dakika 15 dakika kala kaynatacağım bir kere. Ay bir güzel kokuyor. Keşke kokusunu sizlere gönderebilsem. Neyse bakalım. Böyle şimdi Gülşen'e sofraya hazırlattıracağım. Ben de o ara iki büyük tepsi pizza yapacağım. Birini karışık yapacağım. Birini de sırf kaşarlı yapacağım. Ondan sonra artan hamurla da gece tekrardan Mikail'e sahura pizza hazırlayacağım. Böyle bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Evet. İlk tepsiyi yapıyorum. İlk önce şey yapacağım. Karışık olanı yapacağım. Çünkü diğeri margarita olacağı için kaşarı sıcak sıcak olsun istiyorum. Bu arada artık iftara son 40 dakikamız kaldı. Ben işte şey şu hazırlıkları yaptıktan sonra güya yatacağım, saat 6'dan sonra yaparım dedim ya. Bir baktım saat 6'yı çeyrek geçiyormuş da. Daha hiç oturmadım yani. Daha yavrum dedim, sen nereye oturuyorsun dedim ya. Neyse. İftardan sonra dinleniriz inşallah. Önce şöyle güzel karışık bir pizza yapayım. Ondan sonra bir tane de full şey yapacağım. Her şey hazır. Gülşen ve Ömer halisi şu an sofrayı hazırlattırıyorum. Masayı hazırlıyorlar. Gülşen nereye geldin? Evet, havuç taratorum. Bir böyle bu kadar daha var. Onu buzdolabına koydum. Şu da dünden lıp haydari. Şimdi buna azıcık sıvı yağ, azıcık tereyağı koydum. Cevizleri kavuruyorum. Ondan sonra tatlı toz biber koyacağım. Hatta şu an koyabilirim bence. Ondan sonra üzerine dökeceğim. Bu arada çorbayı kaynatmaya başladım. Pizzanın bir tanesi de hazır. Mikail'in bol çift kaşarlı. Hatta ne çifti? Double'ın da double kaşarlı. Pizzası da hazır. Diğerini kestim, ortaya götürdüm. Çorbam da ısındı. İftara son 10 dakika. Şükür mutfak temiz. Ve iftara son 5 dakika. Sofram da hazır. Pizzalar. Bugün pizzaları bir tık daha böyle kalın yaptım. Doyurucu olsun diye. Böyle bakalım. Orada karışık pizza. Burada margarita pizza. Şunu dört gözle bekliyorum yemek için. Normalde haydariye böyle üzerine sos yapılmaz ama ben onu da o şekilde yemek istedim. Ay ağzım sulandı kız. Vallahi hadi bakalım.
Şimdiden Rabbim hepimizin orucunu kabul ve makbul eylesin. Evet, yine bir gün böyle sağlıklı, huzurlu bir şekilde bir orucumuz daha açacağız. Rabbim verdiği bereketine bin şükürler olsun. Böyle bakalım. Cümlemize hayırlı iftarlar. Çok şükür sofrayı topladık. Bulaşıkları da hallettim. Makineyi de açtım. Şimdi içeri ben pizza yememiştim. O yüzden biraz böyle pizza koydum. Bugün donat almıştık. Bak şuraya güzel silinmiş. Donat almıştık. Donatları koydum. Öyle ortaya birazcık da çerez koydum. Suyumu doldurdum. Şimdi Kadir ezildi. Şurada bir tek şu kaldı. Onu makineye tamam. Bir Türk kahvesi yapacağım ve artık bugünün kapanışını yapalım sizlerle diyorum. Evet canlarım benim. Vallahi artık şöyle bir günün ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ay yoruldum acım ben ya. Vallahi billahi. Ay şöyle yapayım. Mumlarımı yakayım. Allah parmağımı yaktım kız. Ömer Halis bugün erkenden uyudu. Vallahi iftar sofrasını doyurdu. Şöyle suyumu koydum. Şunun yarısını yerim. Belki ilerleyen saatlerde bir tane pizza yerim. Şöyle bakın biraz çerez koydum. Kahvemi de yaptım. Ve günler sonra kahve içeceğim. Gerçekten kahve içmeyi unuttum. Su içmeyi unuttum. kahve içemeden uyuyakalıyorum. Yatsıyı zor kırıyorum. Kırıyorum diyemedim de. Öyle yani. Uykuyla böyle uykuya doyumsuzluğum var. Aşırı susuzluktan olsa gerek. Böyle bir gözlerim, omuzlarım hep böyle bir kapanıyor. Ağzımın içi demir gibi resmen. Neyse bakalım haydi. Artık ne yapıyoruz, ne diyoruz? Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarınki videoda burada yine sizlerle görüşmek dileğiyle. Canları benim. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.